İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden sizlere sunduğumuz Yeni Bir Düşünce Akademisi adlı programla karşınızdayız. Program süresince Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Aykut Gül Hocam ile birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İşlerinizin yoğunluğunun farkındayız. Bu yoğunlukta bizlere zaman ayırdığınız için özellikle teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sağ olun hocam. Tabii gerçekten üniversitede yeni akademik yıla başlamayla birlikte yoğunluğumuz gerçekten artmaya başladı. Tabii diğer taraftan üniversitede biz sadece eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmüyoruz. Mutlaka özellikle de üniversitelerin bulunduğu bölgelerde halkı aydınlatma gibi görevleri de var. O kapsamda biz bu tür programları önemsiyoruz. Aslında bugüne kadar belki ihmal edildi bir şekilde, gerek üniversiteden kaynaklandı, gerekse medya kuruluşlarımızdan kaynaklandı. Ama burada ben özellikle ORT'ye teşekkür etmek istiyorum. Bize tanınan bu fırsattan dolayı gerçekten biz burada birikimlerimizi, üniversitemizdeki hocalarımızın kendi deneyimlerini bölge halkına aktarmak anlamında bu gerçekten güzel, olumlu bir fırsat diye düşünüyorum. Hocam, İnşallah iyi bir program olur. Özellikle medya ilişkilere çok önem verdiğinizi biliyoruz da bu kapsamda üniversitemizin bir de medya ile ilişkiler konusunda bir de komisyon oluşturduğu bilgisine ulaştım ben. Doğru mu bu kapsamda bu bilginiz? Hocam doğru. Tabii şimdi şöyle ifade edeyim. Üniversitemiz aşağı yukarı 3 yaşını dolduruyor kuruluşundan bu yana. Resmi anlamda değil ama aktif anlamda baktığımız zaman. Tabii üniversite büyüdükçe biz tanıtım anlamında da, yani az önce söylediğim bölgedeki halkımızı bilgilendirmenin dışında aynı zamanda üniversitemizi tanıtma ihtiyacımız var. Çünkü son yıllarda çok sayıda üniversite kuruldu. Biz de yeni bir üniversite olarak mutlaka en azından Osmaniyeli'nin, ondan sonra bölgedeki insanın üniversitemizin farkında olması açısından bunu önemsiyoruz. O nedenle bu dönemin başında biz özellikle medya ile ilişkileri geliştirmek üzere gerek yazılı gerekse görsel basınla ilişkiler anlamında böyle bir komisyonu oluşturduk. Ve komisyon olarak da işte çeşitli gazetelerde hocalarımızın yazıları çıkmaya başladı. Televizyon programlarımızı başlattık. Zannediyorum ilk olarak rektörümüzün bir üniversiteyi tanıtım programıyla başlattık. Arkasından diğer gündeme ilişkin özellikle konularla da iki haftada bir Osmaniyelilerle birlikte olmaya çalışacağız. Evet, Sayın Hocam, elbette ki üniversitenin kendi belirlediği bir takım konular olacak ama tabii ki halkın gündemini de o zaman yakalamamız gerekecek. Belki bu kapsamda ileride çok daha yerel konuları kapsayan programlar da yapmaya gayret edeceğiz. Yani dünyanın ve ülkenin gündemine göre, yani bir kısmı bazen yerele özel olabilir. Zaman zaman ülke gündemine oturan bir konu olabilir. Örneğin işte deprem konusu yine aynı şekilde gündemimizdeydi, biliyorsunuz. Bu depremin yanı sıra işte dünyada da hep hiçbirimizin, yani hiçbir Osmaniyeli'nin dışında kalamayacağı olaylar da gelişiyor. Bugün nitekim biz bir ekonomiyle ilgili, sosyoekonomik açıdan bir olayın değerlendirmesini yapacağız. Evet. Sanıyorum az sonra ona giriş yapmış olacağız. Dolayısıyla bu dünyada, küresel ölçekte tüm dünyanın ilgisini çeken bir konu. Ama biz Osmaniyeli'nin de çok fazla ilgisini çekeceğini düşündüğümüz için böyle bir konuyla başlıyoruz. Evet. Hocam, başta bahsettik, belki ileride daha yerel, daha özel şeyler bahsedebiliriz ama özellikle işte Arap Baharı adı verilen ve belki de isyan niteliğinde olan olayların biraz da gölgesinde kaldı. Ama çok fark edilmedi. Amerika'da %99'luk kesimiz bir biz adı altında bir protesto yürütülüyor. Bunlar şu anda işte yerel olarak Osmaniye'yle ilgilendiriyor denilebilir ama bunların çok büyük sonuçlar doğurması bekleniyor. Dünya genelinde. Hocam, küreselleşme olduğu için ister istemez dünyanın diğer tarafında olan bir olay bizi etkileyecek. Özellikle de bu olay çok etkileyecek. O nedenle gerçekten ben bölgemizin de gündeminde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun nedenlerini bilmemiz, ileride Türkiye'ye yansımaları neler olabilir, bunları tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. O nedenle gerçekten
gündeme uygun, isabetli bir konu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Olayı o zaman ben kısaca bir özetleyeyim. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde %99'luk kesimiz biz adı altında bir eylem sürdürülüyor. Bu eylemlere kimileri işte Arap Baharı'ndan esinlenerek Amerikan Baharı adını veriyor. Kimler daha pesimist, daha olumsuz görüşleri de var. Ama çok ayrıntıya ben girmeden bu eylemleri bir genel hatlarıyla değerlendirmeniz mümkün mü Sayın Hocam? Sayın Hocam, tabii bu biz %99'uz diyorlar bir yerde. Bazı yerlerde işte slogan Wall Street'i işgal et şeklinde ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi böyle bir eylem tabii bir Kanadalı aslında bir web sitesinde başladı. Biliyorsunuz aslında Arap Baharı ile ilgili olaylar da yine sosyal medyada, internet ortamında ilk kıvılcımları ortaya çıktı. Gerek Facebook gerekse Twitter ortamlarında. Ve bu tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. Yani başlangıçta bunlar çok az sayıda insanlar, bunlardan ne çıkacak dendi ama daha sonra giderek büyüdü. En son 700 kişi işte Brooklyn Köprüsü üzerinde bir şekilde tuzağa düşürülüp, gerçekten evet, kendileri öyle ifade ediyorlar, tutuklandılar. Ondan sonra bu hareket giderek büyümeye başladı. Tüm Amerika'nın eyaletlerine, büyük şehirlerine yayıldı. Ve şimdi Wall Street'in önünde neredeyse bunlar kalıcı hale geliyorlar. Çadırlar kurdular. Kışı orada geçirmeye niyetleniyorlar. Ve tüm dünya üzerinde 82 ülkede bugün böyle bir hareketin destekçisi var. Ve buna baktığımız zaman bunlar geri kalmış ülkeler değil. Afrika ülkeleri değil, Arap ülkeleri değil. Yani o Arap Baharı'nın dışında bir olay bu. Bunlar çoğunlukla gelişmiş ülkeler. İçerisinde Kanada var, Japonya var. Peki hocam, Avrupa Birliği ülkeleri var. Özellikle işte Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı yerlerde, işte ekonomi konferanslarının dünya genelinde gelişmiş ülkeler için yapıldığı yerlerde yine bu tür eylemler gerçekleştiriliyor. Eylemciler yakıyorlar, yıkıyorlar. Ama dünya bunlar işte bir marjinal bir grup olarak görüyor. Evet. Çok fazla abartmıyorlar. Sizce bunların farkı ne bunların? Daha mı farklı görüyorsunuz bu Amerika'daki eylemcileri? Hocam şimdi tabii bu Amerika'daki eylem, yani neden Wall Street'te yapılıyor? Belki ona bakmak gerekiyor. Evet. Wall Street aslında bir simge. Bir finans merkezi, dünyanın finans merkezi. Yani evet, oradaki işte borsada, Wall Street'te bugün 12.5 trilyon dolarlık bir para dönüyor. Bu dehşet bir para. Ve Wall Street'in etrafında çok büyük uluslararası şirketlerin şeyleri var. Merkezleri var. Doğru. Dolayısıyla o anlamda bu sembolik önem taşıyor. Ve diğer yerlere baktığımızda da mesela İngiltere'de, ondan sonra Almanya'da, birçok yerde genellikle de bu borsaların önlerinde bu tür şeyler var. Neden? Çünkü finans sistemine karşı bir başkaldırı var. Neden? Çünkü Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'daki ekonominin sanal bir ekonomi olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani Amerika bugün tabiri caizse dünyada üreten, ürettiğini tüketen bir ülke değil, üretmeden maalesef borçla yaşayan ve bir, yani belki ağır olacak ama asalak bir ülke durumunda. Bunu da neden söyleyebiliyoruz? Biliyorsunuz dolarizasyon dediğimiz bir şey var. Evet. Amerikan parası bugün tüm dünya üzerinde petrolün ve tüm alışverişlerin yapıldığı bir para birimi. Ve Amerika o nedenle çok rahatlıkla dış ticaret açığı dilediği gibi verebiliyor. Bu açığı daha sonra borçla finanse ediyor. Sonra bu borcu kapatmak için de yaptığı şey darphaneyi çalıştırmak, para basmak. Evet. Peki biz niye basamıyoruz? Biz basamıyoruz çünkü biz bunu kanunla zaptı raptı altına aldık. Nedeni, bastığımız zaman enflasyon azıyor ve ondan sonra paramız tekrar pul oluyor. Peki bu Amerika için geçerli değil mi? Geçerli değil çünkü Amerika'nın bugün parası tüm dünya üzerinde. Ve maliyeti... Dolayısıyla sizin benim cebimizdeki dolarla da biz o maliyeti üstlenmiş oluyoruz. Evet. Bugün Yunanistan bu sorunu çok daha rahatlıkla aşamaz mıydı? Yunanistan eğer kendi para birimi olsaydı, Euro ortak pazar bünyesi içerisinde böyle ortak para birimi kullanmıyor olsaydı, yapacağı şey para basıp ondan sonra borçlarını kapatmaktı. Kesinlikle. Ama bugün o para basımıyla ilgili olarak hakimiyetini kaybetmiş durumda. O nedenle Avrupa Birliği'nin geleceği tartışılıyor. O nedenle bu sisteme girmemiş olan İngiltere biraz daha rahat. Aday ülkesi, kendini izole etmiş. Hatta Avrupa Birliği'nden acaba çıkmalı mıyız diyorlar. Evet. Dolayısıyla gerçek anlamda ekonomide bizim yapmamız gereken şey, önemli olan reel ekonomidir. O sanal ekonomi değil.
Tabii bu nereye kadar gider, değil mi? O da ayrı bir konu. Evet. İşte 2008'de yaşanan kriz, işte mortgage krizinin işte bugüne kadar hala uzantıları devam ediyor. O zaman da yine bir sabun köpüğü vardı. O zaman da böyle bir patlama yaşandı. Ve ondan sonra bugünlere gelindi ve o krizin etkisi hala devam ediyor. Ve ciddi anlamda gerçekten özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii belki oradan devam etmemiz gerekiyor. Evet. Gelir dağılımında ciddi anlamda bir sıkıntı var şu anda. Peki hocam, bu Wall Street'in tabii ki sembolik bir anlamı evet. var. Ben bu konuda şey yaptığım zaman, örneğin bir Beyaz Saray'ın önünde bu eylem yapılabilirdi. Veya başka bir ülkede bir başkanlık sarayının önünde yapılabilirdi. Dediğiniz gibi genellikle eylemciler bu tür eylemleri işte borsaların önlerinde, büyük finans merkezlerinin yakınlarında yapmaları ve insanların oradaki yaklaşımı şu, burada kazanılan paraların çok sanal bir para ve haksız bir para olduğu inancı var insanlarda yaygın biçimde. Evet. Ve paradan para kazanma. Örneğin Wall Street'in sembolik anlamı derken, işte 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan, işte borsalarının yerle bir olmasıyla sonuçlanan bu krizin temel sebebi olarak bu Wall Street'teki firmaları görmüştü o zaman. Hatta Vurguncular Kalesi olarak adlandırmışlar evet. burayı. Hocam buraya gelmişken bir de belki hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Wall Street'le ilgili olarak belki izleyicilerimizden de hatırlayanlar olabilir. İşte 1987 yılında Michael Douglas'ın başrolünde çok güzel bir film vardı. Hatta 2 Oscar ödülü aldı. Evet. O şeyden en iyi erkek oyuncu olarak. Orada aslında Amerika'daki bu sistemi çok güzel anlatan bir filmdi. Bir Oliver Stone filmiydi. Orada bir iki tane replik aldım. İzninizle onu paylaşmak tabii istiyorum sizinle. Çünkü o filmin adı da The Money Never Sleeps. Yani para asla uyumaz isimli bir filmdi. İşte sabah uyanıyor başroldeki kişi ve diyor ki bu gece arkadaşına 800 milyon dolar kazandım diyor. Arkadaşları şunu söylüyorlar. Ya biz yattık uyuduk. Sen uyumadın mı? Diyor ki ben uyudum ama işte the money never sleeps, para asla uyumaz diyor. Bunu çok önemli görüyorum. Bir de para uyumaz ama şimdi para uyutmuyor da. Yani o zaman para uyumuyor ama uyutmuyor da. %99'u uyutmuyor. Evet, yani bugün evet. eylemcilerin, bu zenginlerin evlerinin etrafında eylem yapması zannediyorum bu insanların uykularını kaçırmış durumda. Hocam biraz belki onu ifade etmek lazım. %99'dan neyi kastediyoruz? Evet. Şimdi geliri dağıttığınız zaman topluma bunları tabii %20'lik dilimler haline dağıtabilirsiniz 5 grup halinde. Evet. %10'luk dağıtabilirsiniz. %10'luk. Ya da her birini %1, %5 şeklinde dağıtabilirsiniz. Bugün Amerika'da en tepede en zengin %1. Aslan payını alıyor. Yani kaymağın kaymağı en tepede bunlar geri kalan %99'a hükmediyorlar. Ve %99 bu %1'in bunu haksız elde ettiğini savunuyor. Ve buna inanıyorlar. Ve inanıyorlar. İnanmak için de ellerinde çok güçlü deliller var. Şimdi Amerika'daki olay nedir? Amerika bir fırsatlar ülkesi değil mi? Öyle hep anlatılır. Nasıl? Ve gerçekten de doğruluk payı da var. Yani çok çalışan, gayret eden insanlar. Hani sıfırdan mesela Steve Jobs geçenlerde evet. vefat etti biliyorsunuz. Evet. Orada mesela bir araba garajında başlayıp bugün 8,5 milyar dolar kişisel serveti olan bir kişi, öyle değil mi? Doğru. Sadece Apple'ın işte şirkette kasasında 40 milyar dolar nakiti olan bir şahsı düşünün. Diğer taraftan Türkiye'nin Merkez Bankası'nda 90 milyar dolar civarında bir para var. Yani neredeyse Türkiye'nin kasasındaki yarısı kadar nakiti olan devasa bir şirket. Ama diğer tarafta da işte metrolarda sabahleyin ölmüş halde gördüğümüz insanlar var. Homeless dediğimiz evsiz insanlar var. Özellikle de bunların sayısı son krizde arttı. Bugün Amerika'daki konutların %15'ine bankalar el koymuş durumda. İnsanlar bunu ödeyemiyorlar. Evet. Giderek fakirleşiyorlar. Yani o tepedeki %1, o kaymak tabakası diyoruz ya, o %1 servetin, tüm Amerika'daki servetin %40'ına sahip. Doğru. Bu çok büyük bir rakam. Burada... Geri kalan neye sahip? Geri kalan da yani şeye baktığımız zaman özellikle en alttaki %50'ye baktığınız zaman sadece servetin %1'ine sahipler. Doğru. Yani bu geri dağılma anlamında. Geri dağılma evet. başlık açmak istiyorum. Ama izninizle bir başka replikle biraz Amerika'ya getirmek istiyorum bu kapsamda.
Orada işte başroldeki vatandaşın şöyle bir sözü var. Belki sistemi en iyi analiz edebilen diyor ki açgözlülük iyidir. Evet. Açgözlülük Amerika Birleşik Devletleri'ni, ABD'yi ayakta tutar diyor. Şimdi siz araştırma için birkaç aydır da Amerika'da bulundunuz. Gerçekten Amerikan halkı da bu paraya karşı belki de bu anlamda bir vahşi bir işte vahşi kapitalizm dersiniz veya vahşi bir para kazanma hırsı mı dersiniz? Daha zor durumda olanlara acımadan para kazanma mı dersiniz? Gerçekten böyle bir halk konumunda mı? Ve Amerika gerçekten böyle bir Amerika mı? Hocam şimdi tabii gerçekten şunu söylediğiniz zaman fırsatlar ülkesi anlamında baktığınızda çok çalışırsanız belli ölçüde bir takım şeylere ulaşabiliyorsunuz. Mesela Amerika bugün dünyanın en iyi fizikçilerini, en iyi mühendislerini, en iyi doktorlarını kendi bünyesinde tutuyor. Dünya üzerinden gidiyorsunuz. Mesela Türkiye'den doktora yapmaya gidiyorsunuz. Eğer çok parlaksanız sizi bırakmıyorlar, orada tutuyorlar. Beyin güç. Beyin göçü var ve onlarla çevirmeye çalışıyorlar ve bizim o üretken olan, çok değerli olan insanlarımız, mühendislerimiz, iş adamlarımız vesaire. Bunlar tabii bir şeyler kazanıyorlar, belli bir yerlere geliyorlar ama asıl parayı kazanlar o finans sektöründe olan insanlar. Dolayısıyla hani az önce söylediğiniz örnekte olduğu gibi sabah uyandığı zaman gece şu kadar para kazandım diyen insanlar var. Bir tarafta böyle beynini çalıştıran, gece gündüz çabalayan, işte beyin kuvvetiyle yahut da beden kuvvetiyle bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışan insanlar ki bunlar dünyanın en yetenekli ve gerçekten çalışkan insanları. Doğrudur. Bunlara bir itirazımız yok ama bununla da o servetin kazanılması mümkün değil. İnsanlar bir yerlerden, oturdukları yerlerden hak etmeden para kazanıyorlar. Ve buna bugün Amerikan halkının çok ciddi tepkisi var. Hocam bir araya girebilir evet. miyim? Burada şimdi az önce Wall Street'i anlatıyoruz. Wall Street ile ilgili olan çok sanal bir aktarım değil bu. Örneğin orada insanların, orada çalışan insanların maaşlarının 1 milyon dolara kadar çıktığı söyleniyor. İlginçtir. Maaş artı ikramiyelerinin yıllık olarak 1 milyon dolara kadar çıktığı söyleniyor. Ama öyle gerilimli, stresli bir ortam ki en fazla insanlar orada 2 sene falan çalışabiliyor. Evet, evet. Daha fazla çalışamıyorlar. Burada şimdi mühendislerin, mühendisin üretmesi gerekir diye düşünüyorum. Doğru. Mühendis üretir bir anlamda. Onun dışında fizikçiler daha farklı buluşlarla ilgilenir ama bu sistemin temeline baktığımız zaman özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte boşta kalan bir takım matematikçi, fizikçileri finans sektörüne yönetmişler. Şimdi ilginç gelecek size, konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama şu anda o sanal kağıtlar var, işte türev ürünler falan diyorlar, izleyicilerimizi sıkmayalım. Türev piyasalar, evet. Evet. 1000 adedin üzerinde 1000 farklı türev ürün var. Örneğin hava durumu için türev yazılabiliyor. Bildiğimiz havaya türev yazıyorlar. Yani şeyi yok, dayanağı yok. Hani dayanağı olan işte petroldür, gıdadır, bunlara yapılabilir ama dayanağı yok. Dolayısıyla bu insanlar işin içerisine girdiği zaman kimsenin aklının ermediği, nitekim kapitalist sistemin Amerika Birleşik Devletleri işte 2007'de başladı, 2008'de yoğunlaştı, mortgage krizi dediğimiz, Türkiye'de de aslında yasası çıkartıldı ama Allah'tan uygulama imkanı olmadı fazla. Olmayınca Türkiye çok fazla etkilenmedi. Bu sistem de tamamıyla bundan kaynaklandı. Yani ben bankadan borç aldım gittim. Siz banka olarak o parayı başka bir yatırım kuruluşuna sattınız. Onlar bunu paketledi ama ne olduğunu kimse bilmiyor. Bilen çok zeki mühendisler, çok zeki fizikçiler. Değişik yerlere sepet halinde satıldı. Sonuçta siz bankasınız, ben borcumu her ay size götürdüğümde, konut kredisi aldığımda benim verdiğim para ya Körfez Şeyhi'nin Körfez'deki işte Körfez o zengin şehirlere gitti veya Rus oligarklarına gitti. Böyle bir sistem oluştu. Tabii ki bunun sonucunda az önce girmiştiniz ben bölmedim. Amerika Birleşik Devletleri'nde en zengin 400, evet bu Wall Street Journal'da çıkan bir makaledin. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin 400 kişisinin toplam serveti 1.53 trilyon dolar. Bunun da 700 milyar doları 50 kişinin elinde. Evet. Ya yani bir sistem. %1'i biraz daha indirgediğiniz evet. zaman, birkaç yüz kişiye indirgediğiniz zaman olayın vehameti daha çok ortaya çıkıyor. Peki eylemciler hocam, tabii bunu eylemciler de biliyor, bu olayı fark ediyorlar. Hatta işte bir manifesto falan yayınladılar. Hı-hı. Temel olarak ne istiyorlar hocam? Hocam şimdi şu var.
Ben işte konuştuk, siz de vurguladınız. İşte bir ay kadar önce ben döndüm. Orada bu gözlemleri yapma şansı buldum. Evet hocam. Gerçekten ve ben özellikle de orada yani yıkılmaz gibi görünen bir ülke. Gerçekten çok güçlü bir ülke. Ama özellikle de kesimler arasında mesela zencilerde özellikle bir yoksulluk var. Meksika'dan göç eden İspaniklerde bir sıkıntı var. Daha fazla. Çok daha fazla. Mesela Amerika'da işsizlik %9,1 oranında ama evet, zencilere baktığınızda bu oran %17'ye yaklaşıyor. Yani iki katı. Tabii. Ve özellikle cezaevlerine baktığınız zaman nüfusa zencilerin oranı diyelim %20 civarında, cezaevlerinin yarıdan çoğu zencilerle dolu. Dolayısıyla ben aslında orada hani böyle bir korku var, bir sosyal patlama meydana gelir mi şeklinde, özellikle de zenci nüfusla ilgili olarak. Ama burada ben eylemlere çok şaşırmadım. Geldikten sonra bu tür eylemleri görünce, daha sonrasında yani ben döndükten sonra bunlar oldu. Fakat oradaki eylemcilere bakıyorum, burada çok fazla zenci de görmüyorum. Bunlar beyaz insanlar. Beyazlar, evet. Yani Amerika'da daha böyle hali vakti yerinde olduğunu düşündüğümüz insanlar. Orada da şimdi sorun var, ciddi bir sorun var. Şimdi şöyle ben ifade edeyim, özellikle de son yaklaşık 30 yıllık döneme ilişkin, ben buraya gelmeden az önce bir rapor elime geçti. Evet. Yine Amerika'da yapılmış bir çalışma. Amerika'daki %1'lik konuştuğumuz, programın başından beri konuştuğumuz %1'lik en zengin kesim son 30 yılda servetini 3'e katlamış. Yani son 30 yılda %275'lik artış var. Ama en alttaki %20'lik en fakir olan kesime baktığınız zaman serveti sadece %18 artmış. Yani %18 büyük gibi görünebilir ama 30 yıllık döneme vurduğunuz zaman hiçbir şey değil. Tabii ki. Tabii ki. Yani o bakımdan gelir dağılımı giderek daha da bozulmuş. Ve bu hala devam ediyor. Şimdi insanlar bundan rahatsızlar. Şimdi %9,1 işsizlik bizde de o kadar. Evet. Ama evet, bizde evet, o kadar ciddi bir sosyal patlamaya neden olmuyor. Çünkü ben özellikle bu gidişimde, bu benim ikinci gidişim, bu gidişimde ben çok fazla dilenci gördüm sokaklarda. Ve baktığınız zaman yani kıyafetiyle düzgün insanlar görüyorsunuz ama dileniyor. Evet. Önüne yazmış, karton kutuda mazeretini önüne koymuş ve bizim buradakiler gibi dileniyorlar. Amerika gibi fırsatlar ülkesinde bu yaşanıyor. Önceki çok böyle değildi. Benim yani bir önceki ziyaretim 25 sene önceydi. Üniversiteyi bitirdiğimde bir Dünya Bankası projesinde gitme vesilem olmuştu. Yani o zaman bu kadar şahsen benim sokaklarda gördüğüm, insanlardan görebildiğim kadar, ki kısa bir dönem kalmadım, o zaman 6 ay kalmıştım, iyi bir gözlem yapma şansım oldu. Ve bu sefer 2 aylık bir dönem için kaldım. Ve o rahatsızlığın biraz daha fazla büyüdüğünü gördüm. Evet. Şimdi burada birçok insana baktığınız zaman gelir düzeyi yüksek, yüksek standartlarda yaşıyor görünse de insanlar çok huzurlu değiller. Birden fazla iş yapma gayreti içerisindeler. Gece geç saatlere kadar ofislerine kapanıp çalışıyorlar. Evet. Çünkü o acımasız rekabet bunu gerektiriyor. Yani bunu iyi anlamak lazım. Bizde peki yani %9,1 bizde neden bu kadar büyük sorun olmuyor? Bizde olay farklı. Daha önceki krizlerden de hep yorumlamıştık. Bizde gerçekten ciddi bir sosyal dayanışma var. Evet. Bunu göz ardı etmek lazım. Belki yani ilerleyen dakikalarda evet, biraz Türkiye yansımalarını konuşurken ona değinmek lazım. Başlık açmayı arz ediyoruz hocam. Evet. Peki hocam şey olarak şöyle baktığımızda, şimdi gördüğümüz kadarıyla tabii bu sistemler üzerinde bir tartışma yapmıyoruz ama işte 1980'li yıllardaydı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, değil mi? Sovyetler Birliği yıkıldı. Temelde Sovyetler Birliği'nin işte bu servet sahiplerinin eleştirisi şuydu: devletçisiniz, her şeyi devletten bekliyorsunuz. Artı işte planlı ekonomi. Yani devlet fiyatlarınıza da karışıyor, üretim miktarınıza da karışıyor. Neyi satacaksınız, neyi üreteceksiniz, buna da karışıyor. Hocam yıl 2007. Ve Sovyetler Birliği yıkıldı. Yıkıldıktan sonra elbette ki oralarda şunlar ortaya çıktı. Özellikle işte özelleştirme kapsamında çok ciddi, yani batılı servet sahipleri işte Doğu Avrupa ülkelerine artı Rusya'ya oradaki yıllardır birikmiş servetleri özelleştirme adı altında kapıp gittiler tabiri caizse. Tabii bunların Türkiye'ye yansımaları da oldu. Açıkçası onları tartışmayacağız. Çünkü benim her özelleştirmede yüreğim titremiştir. Aslında özelleştirilenler bir milli servetti. İyi yürütülse, iyi yönetilse,
zarar ettirilmemiş olsaydı devam etmesi çok daha güzel olurdu. Ama bu devlet hocam, evet yani özelleştirmeyi belki ayrı bir programda ayrıca tartışmak lazım. Yani bunların tabii yok pahasına gitmesi işler acısı ama diğer taraftan da gerekli miydi? Gerekliydi. Yani evet. O bütçe açığını kapatabilmek anlamında da o kamburdan evet. Kurtulmak gerekiyordu. Peki hocam. Evet. İşte ama bu kapitalist sistem sonucunda geldi 2007'de. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki krizin sonucunda Senato'dan 700 milyar dolar finans sektörüne para aktarıldı. Dolar, 700 milyar dolar para aktarıldı. Bu ne anlama geliyor? Devlet bunlara müdahale etti. Artı evet. Dünyanın en büyük sigorta şirketi bu şeydeki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sigorta şirketini kamulaştırdı devlet. Yani sosyalist sistemi yıktılar. Kapitalist sistem bir şekilde çatır diyor. Peki hocam bu da giderse alternatif ne? Hocam orada tabii siz yani kapitalizm vurgusu yapıyorsunuz veya liberal ekonomi de yani zaten bu müdahalesine... Adını böyle koymak gerekiyor yoksa çok fazla öyle bir şeyim yok. Şimdi orada bir başka bakış açısı var yani sistem olarak ona geleceğim hocam ama özellikle burada acı olan taraf ne biliyor musunuz? Her seferinde, her krizde büyük şirketleri hükümetler kurtarmak zorunda kalıyorlar. Evet. Her defasında bankaları kurtarıyorlar, büyük sigorta şirketlerini kurtarıyorlar bir şekilde. Neyle kurtarıyorlar? 700 milyar dolar diyorsunuz. Halkın parasıyla kurtarıyorlar. Halkın parasıyla kurtarıyorlar, vergilerle. İşte bu hareketin aslında temelinde o yatıyor. Buradaki insanlar benim vergimi bunlara harcayamazsın diyorlar. Evet. Yani var. Şimdi bakın Yunanistan'da benzer olay. Yani bir zaman işte savrulmuş, borç batağına batılmış, biriyle de işte refah içerisinde yüzmüşler. Bugün bedeli kim ödüyor? Bedeli işte Yunanistan'a belgeleri ödüyor. Tabii. Maaşı düşüyor, işsiz kalıyor vesaire. Sadece Yunanistan mı? Asıl yükü diğer Avrupa Birliği ülkeleri buna katlanıyorlar. Onlar çekmek durumunda kalıyorlar. O bakımdan buradaki harekette esasen haksız kazancı olan, yoksa yani burada çalışan insanın kazanmasın, işte bir sosyalist yaklaşımla herkes eşit gelire sahip olsun falan olduğunu ben düşünmüyorum. Bir kısmı onu savunuyor olabilir. Olabilir tabii ki. Mesele gelirdeki adaleti sağlayabilmek. Yoksa eşitlik falan değil. Evet. Şu anlamıyla yani burada baktığımız zaman işte bir zaman sonra Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği yani Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında en büyük güç. Doğu bloku ülkeler. Şimdi bunlar bir süre sonra yıkıldılar. Niye? O sistemin devam edebilmesi mümkün değildi. Verimlilik, üretkenlik anlamında baktığınız zaman. Çünkü devletçi bir yapı. Aynı bizdeki devlet memurunun benzeri bir yapıyı düşünecek olursanız, ben fazla da çalışsam, az da çalışsam aynı maaşı alıyorum. Yani işvere kimse son vermiyor. Dolayısıyla o sistem orada yürümedi. Şimdi niye yürümedi biliyor musunuz? Orada insanlar baktılar, batılı refah içerisinde yaşıyor. Biz neden böyle değiliz dediler. Neyle gördüler bunu? İşte televizyonla gördüler. Daha sonra ortaya çıkan internetle gördüler. İletişim. O daha sonraki devrimler birçok şeyler hep yine o internet vasıtasıyla oldu. Hocam, ama o internetin ilk yıllarıydı. Yani 93, 94, 95'lerde 2000'lere kadar filan. Ondan sonra belki burada özellikle de Arap Baharı ile başlayan işte biz %99'uz Wall Street'i işgal edelim. Bu hareketler de özellikle sosyal medyanın da anlamını vurgulamak lazım. Bir başlık açıp isterseniz hocam, evet. Biraz zamanımız yeterse. Peki. Ama bir not aldım ben. İşte Kemal Derviş meşhur geçmişte de ülkemizde bürokrat olarak önemli görevler yaptığını düşünüyorum ben. Yapısal reformlar anlamında. Bu Arap şey olarak bu eylemlere, protestolara bir Arap Baharı'nın devamıdır. Arap Baharı'nın devamı olduğu şeklinde görüşleri var. Evet. Evet. Bunun dışında tabii olayın ciddiyetini kavrayan örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bu gelişmiş ülke liderlerine bir uyarı da yaptı. Uyarı yaptı. Buradaki eylemleri böyle marjinal kişilerin eylemi olarak düşünmeyin. Bunları lütfen dikkate alın. Evet, tarzında. Evet, evet. Bir yaklaşıma katılır mısınız? Bu Arap Baharı'nın devamı mıdır? Hocam şöyle söyleyelim. Tabii Arap ülkelerinde bir domino etkisiyle peş peşe birçok ülkede isyanların olduğunu, rejimlerin değiştiğini gördük. İşte bu Tunus'ta başladı, Mısır'da Tahrir Meydanı'nda devam etti. İşte Cezayir, Mısır Libya en son işte Kaddafi'nin evet. Ölümüne kadar, acı bir şekilde ölümüne kadar, yani onu da belki ayrıca bir tartışmak lazım maalesef. Evet. Ve işte Suriye'deki olaylar devam ediyor. Bunlar tabii hep
söylenen domino etkisi deniyor ama ne kadar acaba gerçekten dominoydu? Yoksa birileri o domino etkisi için üflediler mi? Yani gerçekten hile mi vardı acaba? Ona da iyi bakmak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Evet. Yoksa kendiliğinden zincirleme giden bir olay mıydı? Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii bundan sonra nasıl bir yapı ortaya çıkar, nasıl şekillenir? Onları gerçekten tahmin etmek çok kolay değil. Burada bir araya girmek isterim. Bu şeydeki işte Arap ülkelerinin bilim adamlarının bir sempozyumunda bir uzmanın görüşünü aktarayım. Diyor ki herkes diyor bu halklarda, işte Mısır halkı, Mısır'dan gelen insanlar burada, Libya'dan gelmiş insanlar, Tunus'tan gelmişler. Fakat gördüm ki diyor, gördük ki kimsenin bunun nerede duracağına ilişkin bir görüş yok. Evet. Kimsenin, herkes diyor bir sarhoşluk içerisinde, işte başladı ama duracak mı endişesi içerisinde ve enteresan bir şekilde şunu gördüm diyor. Kimsenin de bunun işte finans sektörüyle falan ilişkisi olduğunu düşünmüyor. Tarzında bir arka planda tabii Batı götüreceğini götürdü. O da var yani, biliyorsunuz bunları. Maalesef özellikle bu ülkelerdeki servet, biliyorsunuz Batı'da bu yatırımlar yapılıyordu. Evet. Maalesef bunlar talan ediliyor gibi bir izlenim var şu anda. Bunlar görülebiliyor. Fakat Amerika'daki olay bununla bağlantılı mı? Şimdi Amerika ve Batı özellikle de bu Arap Baharı'yla bu olan olaylara gerçekten kıs gülüyordu. Yani bu yaşananlar kendilerinin başına gelmeyecek gibi düşünüyorlardı. Evet. Aslında Amerika'daki biraz daha farklı, biraz daha derin, biraz daha uzun vadeli olacak gibi görünüyor. Biraz daha bilinçli gibi sanki. Daha bilinçli, ondan dolayı diyorum zaten. Yani şu anda çünkü çok öyle bariz bir isyan hareketi görmüyorsunuz. Orada insanlar böyle bir Wall Street'in önünde ellerine sopayı alıp da kimseyle kavga etmiyorlar. Bir enteresan bir şey var Sayın Hocam, araştırmalarımızı fark ettik. Buradaki eylemciler görüşlerini henüz net olarak ortaya koymamışlar. Ya buradaki amaçları şuymuş bunların. Bir rakip bir takım medya, rakip bir takım gruplar oluşturmamak adına, yani aslında isteklerini beyan ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Ama bunları da hani bir manifesto dedik ya orada. Tamam, bunları ortaya koymuşlar. Fakat bunları bir görüş olarak yapmıyor. Çünkü genel kurulları var. Gayet ciddi bir örgütlenme içerisinde. Kararları ortak alıyorlar, konsensüs çerçevesinde. Tam bir demokratik yapı var aslında. Öyle. O nedenle belki de yani özellikle bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o yani vahşi kapitalizm belki dönüşecek bir şekilde. Çünkü artık bu kapitalizmin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. İnsanı ihmal edemezsiniz. Her şey para değildir. Yani orada gerçekten çok varlıklı olan insanların aslında hiç de mutlu olmadığını ben gözlemledim. Yani aile bağları zayıf, arkadaşlık bağları zayıf. Tamamen teknolojinin eseri olmuşlar. İnsanlar birbirleriyle temas kurmuyorlar, konuşmuyorlar, görüşmüyorlar. Markete gidiyorsunuz, markette ödeme yapacak kasiyer yok. Kendiniz okutmaları yapıyorsunuz, kredi kartından ödüyorsunuz. Havaalanına gidiyorsunuz, bagajı alacak kimse yok. Kendiniz teslim ediyorsunuz makineye. İlginç. Evet. Şimdi bunlar verimliliği artıran şeyler olabilir. Fakat arka plana baktığınız zaman siz, yani bizde de benzeri bir eğilim var aslında. Biz evvelden giderdik mahalle bakkalımızla her şeyimizi dertleşirdik. Değil mi? Evet. Yani bakkalımız bizim her şeyimizi bilirdi. En küçüğümüzden en büyüğümüze bir ekmek almaya gittiğinizde İki dertleşirsiniz, içinizi boşaltırsınız ve psikolojik mal rahatlarsınız. Ama bugün bizde de giderek ona dönüyoruz ve Amerika'da bu tamamen teknolojiye, aradan insan kaldırılmış durumda. Bu nereye kadar gider? İnsanlar gerçekten psikolojik anlamda ciddi sorunları var. Özellikle de bu gelir paylaşımında ciddi adaletsizlik zenginleri şu an aslında huzursuz ediyor. Milyar dolarlara sahip olan zenginler biliyorsunuz gettolarda yaşıyorlar. Özel işte bölgeleri var, siteleri var, güvenlikleri var filan. Ama bu nereye kadar gider? Şimdi karşınızda bir ülke vardır. Deklare ediyorsunuz. Diyorsunuz ki terörist ülke, savaş açıyorsunuz. O savaşı açıyorsunuz. Gidip ondan sonra ülkeyi işgal ediyorsunuz. Yeraltı, yerüstü kaynaklarına değer koyuyorsunuz. Dönüyorsunuz memleketinize. Evet. Ama şimdi Amerika'da böyle bir fotoğraf yok ki. Kendi insanın var karşında. Silah çekip vuracak halin yok. O nedenle bunların korkusu ne? O tepedeki %1. Acaba bu eylemler bize doğru dönüşür mü? Bir halk ayaklanmasına dönüşür mü şeklinde bir endişe var. O nedenle de bu servet sahipleri şimdi şunu dillendiriyorlar. Aman servet vergisi koyun, bizden daha fazla vergi alın. Neden? İşte o
kendilerini garantiye alma programın içerisinde de belirtmiştik. Hani para asla uymaz diyor da işte para sahiplerin de bir noktadan sonra uyutmuyor. Hani bu biraz şeye benziyor. Ben bu örneği hep veririm. İşte fakir veya işte orta gelir düzeyinde bir semtte oturan birileri biraz varlıklı olduğu zaman öncelikle o semti terk eder. Çünkü varlıklı yaşamak o insanı rahatsız hale getirir etrafındaki insanları gördükçe. Tabii, tabii. İşte alışverişe gider çocuklarıyla, arabanın dolusu alışveriş yapar. Bunu eve taşırken sıkıntılar olabilir. Ben bunu böyle görüyorum bir kapsam, bir noktadan sonra. Daha sonra işte gep dolaşır diyorsunuz. Bizde de oluyor. Nitekim ülkemizde de değişik şehir dışlarında. Tabii İstanbul'un civarında özellikle evet, baktığınız zaman ayrı ayrı şehirler, uydu şehirler. Hocam bir görüş ben not aldım. Bu çok benim hoşuma gittiği için paylaşmak istiyorum. O görüş de şu, hani diyor ki işte kapitalizm çökse de yani sistemi hani çökebilir diyoruz ya. Kapitalist çökse de sistemi dizayn eden eller aynı eller. Düzene diyor bir format atar, yeni bir sürüm yükleyerek kapitalizmi yine devam ettirirler. Evet, galiba uyarı var hocam. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra konuğumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.